Dedi ki bana Sevda Hanım, ay üstüme damlaması renk yapıyor. Neden dedi bu kadar çok koşuşturuyorsun? Evet. Eninde sonunda belli bir yaşa geliyorsun. Doğru. En önemli şey zaman. Evet. Zamanı, kıymetini bil. Evet. İnşallah dedim ki ben de sizin gibi güzel yaşanırız. Yaşını söylemek İnşallah. İstemiyorum, nazar değmesin diye. Yok yok, değsin, değmez. 70'lerde ama efsane, efsane. İnşallah biz de, gerçekten söylüyorum ya, gerçekten söylüyorum. Çok teşekkür ederim. İnanılmaz, inanılmaz. Ama bir şey anlattım ona, nasıl yaş alıyoruz? Yaş aldıkça cildimizde, vücudumuzun dış kısmında bazı değişiklikler oluyor. Evet. Şimdi kulağına kastanelerle koyuyorum ama ağız içerisinde bazı böyle aftlar ve onlardan şikayetçi. Dedim ki bizim ağız mukozamız, bağırsak mukozamız, onlar da yaşlanıyor, onlar da yaş alıyor. Hiç tedaviye, ilaca falan gerek yok. Bizim yapmamız, çünkü emilim bozuluyor oradaki mukoza. Yaşlı bir mukoza sonuçta. Şöyle iyice çevirmiş Sevda Hanımcığım. Evet. Ne yapmak lazım? Dedim ki prebiyotik ve probiyotikten zengin beslenmek lazım. Özellikle bu yaşlarda gerekirse dışarıdan destek almak lazım. Yani eksiklikleri tamamlamak gerekiyor. Süpersiniz. Efendim geçmiş olsun. Ben de.